Merhabalar. Bu haftaki canlı yayınımız yağlı boya pipetler, şöveli ve tuvaller. Sözü Elif'e bırakıyorum ben. Yağlı boya pipetlerinden başladım. Bir sorunkini ben anlatacağım. Sonrasında diğer markaları da Serkan arkadaşımıza devredeceğim. Şöyle göstereyim. İnce taneli kanvas dokuya sahip kağıtlar aslında. Yoğun yağlı boya çalışmalarını, impasto çalışmalarını kaldıracak şekilde yapılmış bir kağıt petler diyebiliriz aslında. Evet, bir yandan da çok anlaşılıyordur umarım. Dokusunu tam göstermeye çalışıyorum. Gibi görünüyor. İstediğiniz kadar hani çalışabilirsiniz, emmiyor. Herhangi bir astara gerek duyulmadan çalışmalarınızı direkt yapabileceğiniz bir yüzey. Evet. Kağıt olunca insanlar bir şey diyor, ya diyor yağlı boya nasıl çalışacağım ama evet, tamamen ona göre yapılan, emici olmayan, yani emmiyor. Rahat rahat çalışabileceğiniz, dediğim gibi kat kat çalışabiliyorsunuz. Ben bir kat sürdüm, yeterli değil. Evet. İstediğiniz kalınlıkta çalışabiliyorsunuz. Büyük rahatlık aslında. Kesinlikle. Sonrasında tabii böyle sayfaları çıkıyor, çıkartıp çerçeve yapabilirsiniz. Tabii o şekilde de kullanılabilir. Aynen, şu an göstermiyoruz ama şuraları şey gibi zaten. Yapışkan. Evet, direkt çektiğinizde çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ebatları da yine var. Şu şekilde biraz gösterebiliriz. Onları da gösterelim. Orta. Büyüğü de var. Büyük çalışmayı sevenler için. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. 40-30 santim aynen gibi yaklaşık. Diğer markalarımız için de evet. Serkan Bey'i alalım. Buyurunuz Serkan Bey. Merhaba herkese. Yağlı boya petlerinden başlayacak olursak, Elif arkadaşım bahsetti Winsor'un ürünlerinden. Şurada size Canson'un Figueres defterini göstereceğim. Yani şu an kendim ciddi ama içini gösteremiyorum ama bu Canson'un en özel yağlı boya defterlerinden biri. Kaç grammış? Bunlar 290 gram. 290 gram. 19'a 25. Şurada daha büyük abartları da var. 24'e 33 ve 30'a 40 gibi. Evet. Bu bildiğimiz tablo efekti veren kanvas defterlerinden biri. Bu da yine Canson'un, şöyle göstereyim, A4 ve A3 boyutu var şu an mağazamızda. Bu da 290 gram. Ondan farkı daha 900 olması. Ha, daha 900 bu. Evet, Figueres'e göre. Yani gramaj olarak uygun. Gramaj olarak aynı ama biri 900 gibi. Sadece 900 evet, tercih edenler için. Bunun farklı bir özelliği de, bunu akrilikte de kullanabiliyorsunuz ayrıca. Yağlı boya akrilik için birebir. Hem akrilik hem yağlı boya. İkisi, İkisi için de uygun. Çok sattığımız ürünlerden. Evet. Burada da yine başka marka olan Fabriano'nun en çok sattığımız ürünler Tele markalı. Evet, dokusu şurada daha güzel evet gözüküyor. Şöyle göstereyim, bu da anlaşılır yine bize. Bu bildiğimiz kanvas şeklinde. Evet, göstermeye çalışıyorum evet ama bakalım. Dokunduğunuzu anlarsınız. Evet, gerçekten dokusu bayağı birebir tuval gibi. Tuval gibi, aynen öyle. Evet. Bunu da yine şurada tüm boylarını bulabilirsiniz. Heh, diğer boylarını da gösterelim. Şöyle göstereyim. Oldukça. Burada 30'a 40 var. Aynen. 10 yapraktan oluşuyor. Bu da en çok sattığım ürünlerden biri burada yine. Evet. Şurada bir de tabaka halinde gördüm. Arşın tabakası var. Şöyle. Tabii yani defter şeklinde değil de böyle tabaka almak isterseniz daha büyük boyutlarda. Bu 40'a 50'si. Evet. Şöyle ucundan dokusunu gösterelim. Şöyle çıkarayım. Şurada anlayabilirsiniz. Evet. Gerçekten dokusu da güzel. Kenarları da taş kesim. Tabak olarak da yine şimdi bu mağazamızda mevcut. Evet. Ped olarak bunlar pet var. Aynen öyle. Defter olarak kullanmak isteyenler için. Mağazamızda normalde alt katta tüm ebatlarda tuvallerimiz mevcut. Bugün canlı yayınımızı havada çok güzel dışarıda yapalım dedik. Orada size çok heyecanlı tuvallerimizi, şölelerimizi göstereceğiz. Evet, onlar da mevcut. Öyle mi? Evet. Evet. Bayağı renkli bir ortam. Bugün sizler için dışarıyı biraz canlandırdık. Bizim tuvallerimizi hemen hemen neredeyse dışarı çıkardık. Evet, nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Ziya da teftişte.
Öncelikle bu tuvalimiz 70'e 100 artist kalınlığında. 1.7-3.8 kalınlığı var. En ince şasemizlerden biri. Evet. Şöyle göstereyim. Şuradan kalınlığını daha iyi anlarsınız. En ince şasemiz. Evet, tuvaller kendi üretimimiz bizim. Piyasadaki en iyi tuval diyebilirim. 420 gram bez. Evet. Kendinden gez solu ayrıca. 3 kat gez solu. Evet. Artist tuvalimiz. Nasıl devam edelim? Tuvallerden mi devam edelim? Önce tuvalleri konuşalım. Tabii ki. Sonra halledersiniz. O artist şaseydi. Pro şasemiz var bizim. Onu da göstereyim. Bu da bir genişi oluyor artist şasenin. Yani daha yanıtmak gerekirse orta kalınlık. Ne ince ne kalın. Bu direkt orta kalınlık diye geçiyor. Bu da 2.5'a 5 santim. Oradan belki daha iyi anlayabilirsiniz. Tuvallerimizin hepsi 420 gramdır bu arada. Tamamdır. Onun dışında bir de siyah tuvallerimiz var. Yine Zeynep Hanım, bu da özel tuvallerimizden, hani siyah. Galeri şasemiz. Aynen, bu da en kalın. Bu da en kalın. Biri. Evet, bu da 3.5'a 4. İstediğiniz ölçüde. Evet, çerçeve yaptırmak istemeyenler genelde bu şaseden kullanıyor ki. Evet, yani... Öznur Hanım, Serkan Bey istediğimiz ölçüde tuvalleri bulabilir miyiz diye sormuş. Tabii ki, özel ölçülerin hepsini mağazamızda mevcut. Zaten tuvaller bizim kendi üretimimiz Öznur Hanım. Hepsi istediğiniz zaman yaptırabiliyorsunuz. Evet. İstediğimiz şasede de yaptırabiliyoruz. Tabii, değil mi? Tabii ki, şase, tuval. Hepsini ağzımızda bulabilirsiniz. Evet. Tuvallerden devam edelim o zaman. Mesela keten serimiz vardı. Onun dışında yine bu sefer şöyle göstereyim size. Keten. Evet. Bu ışıkta bilmiyorum dokusunu Işıkta, gösterebilecek evet, miyim ama keten belli biliyorsunuz. Olmayabilir ama muhteşem buraya bir malzeme. Geldiğinizde anlarsınız aynen. Muhteşem bir kumaş. Yani kumaşın o kalitesi falan mükemmel, muazzam bir yapısı var. Evet. Peki yine ketende de istediğimiz şasede tabii ki, üretim olabiliyor değil evet, mi? Evet, yani bizim mağazamıza geldiğinden çoğu ölçüde keten ve pamuk olarak ölçüleri bulabilirsiniz. Evet. Ama onun dışında dediğim gibi yani özel ölçü isterseniz de yaptırabiliyorsunuz. Evet. Bezi harika demiş Melinda. Selamlar. Evet, selamlar Melinda'ya. Evet. Gerçekten harika bir bezi var. Artist şase, pro şase, galeri ve hatta master da yapabiliyoruz. Evet, süper. Evet. O zaman... Onun dışında presleri gösterelim. Presleri gösterelim. Evet. Burada da minik tuvallerimizle ölçülerimiz var böyle. Genelde küçük misafirlerimiz bunlardan alıyor. Aşk olsun, ben de çok beğeniyorum. Manzara çalışmaları için de çok güzel. Aynen. Evet, manzara özellikle. Bu da küçük bölge çalışmaları için kullanılıyor. Rest tuvallerimizden de bahsedelim. Bunlar da sert. Evet, arkası MDF. Şöyle göstereyim. Sert dokulu. Bunların yine, çeşitli boyutları var. Evet, hem boyutları var hem de istediğiniz ölçüde yaptırabiliyorsunuz. Yani. Evet. O zaman yavaştan şövalelerimize geçebiliriz. Tuvallerimiz bu şekilde. Normalde hepsi mağazamızda, Fenerbahçe mağazamızda, diğer mağazalarımızda da alt katımızda bulunuyor. Biz sadece İstediğim... birkaç örneği çıkardık size gösterebilmek yani için. Fenerbahçe mağazamızın alt katı komple tuval, öyle söyleyeyim. Evet. O zaman şövalelerden devam edelim. Şövalelerden başlayalım. Bu latte şövalide geçer. Kayın ağacına yapılma ve vernikleri kendiliğinden. İstediğiniz şekilde bunu yine buradan kaldırıp ayarını yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyoruz. Yani 70'e 100, 50'ye 70 şeklinde, 70'e 90. İstediğiniz ölçüler tuval alıp bunu yine şöyle göstereyim. Aşağı getirmek şekliyle. İstediğiniz ölçüler tuvalleri tuvalye koyabiliyorsunuz. Bunun yine farklı boyutları var bizde. Daha büyük ebatlı tuvallerle çalışmak isteyenler için onu daha büyük yani da var. Bu da natural
şöyle göstereyim, belki daha iyi anlaşılır. Bu yine kayın ağacından. Evet. Ellediğinizde anlarsınız bunu. Daha natural bir dokusu var. Evet. Bu da yine üst tutacak kısmını. Evet, istediğiniz ölçülerde ayarlayabiliyorsunuz Zeynep Hanım. Çıkarıyoruz. Yani alt kısmını da yine tabii, indirebiliyoruz. Bir... Evet, şöyle göstereyim ben. Evet, bu şekilde. Yani maksimum boyutlarda da tuvaleti evet kaldırabiliyor. Bunlarda bir de eğim de sanırım ayarlanabiliyor değil mi? Tabii şu arkadan. Aynen. Yani bulunduğunuz yerde ya, hatta dışarıda. Evet, isterseniz daha eğim farklıysa buna göre ayarlayabiliyorsunuz. Ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Süper. Evet, bunlar klasik tipte şövalyelerimiz. Buradan devam edelim. Bunlar da yine şöyle göstereyim. Bu var, bu var. L şeklindeki tuvallerimiz. Bu da özel olarak yaptırdığımız tuval. Şu şövalyelerden biri. Evet. Bunların da güzelliği kullanmadığınız zaman kapatıp direkt basit bir şekilde saklama kolaylığı sağlıyor. Çok basit bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Evet. Bunda yine. Bunların hepsi kayın ağacı. Buradaki şövalyelerimiz evet bizim. Vernikleri kendiliğinde. O da önemli. Hı-hı. Sonuçta burada böyle küçük küçük evet kıymıklar. Yani darbeye olmaması karşı falan herhangi bir sıkıntısı yapmıyor. Şöyle göstereyim. Bu da 1.55 santim boyunda. A tipi diye geçen. Hı-hı. Evet. Onun dışında hangisine geçelim? Hazır masa haline getirdiğimiz. Tabii normali böyle değil. Normal duruşunu gösterelim. Bu buradaki en çok tatlı ürünlerden evet, biri. Evet Serkan Bey. Bütün vidaları açık bıraktığımız için. Şöyle hem yatar şekilde isterseniz boyunu da buradan uzatabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, ölçü vermeyeyim ama yani hemen hemen bütün tuvalleri neredeyse çok rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Evet yani aslında şey çok masa gibi yani istersek masa gibi şövalemizi masa konumuna getirip üzerine koyup rahatlıkla çalışabiliriz. Aynen. Yani siz yani çok rahat bir şey götürebiliyorsunuz. Sabitlenebiliyor aynı evet zamanda. Mesela evet belli bir ölçüde evet sabitleyelim. Nerede kullanmak istiyorsak. Bunu da yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Üst kısmını hı-hı kaldırıp tabii, nereye kaldırıp kadar çıkıyor bir onu da görelim. Evet. Yani arkasından sabitlendiğinde çok rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Evet, bayağı büyük bir şövalye oldu. Benim boyumu geçti. Boyunuz kaçtı Serkan Bey? 1.90 boyum. 1.90 maşallah diyelim. Onun dışında isterseniz ufak evet, minik şövalyelerimize doğru gidelim. Gerçekten çok sevimliler. Evet, önce masa üstünü anlatalım. Evet, şöyle göstereyim. Bu benim favorim. Evet, yandan açılan, şöyle çekmeceli, yani müthiş havası var. Evet. Sanırım bir iki gün önce storyimizde paylaşmıştık. Evet. Tanıtımını da yapmıştık orada. Evet, şu kısımda yine çok kalkabiliyor. Evet. Yani masa üstü şövalye olabilecek her şey var. Evet. Bu arada çok fiyatlar sorulmuş. Şu an hepsinin fiyatını verebilecek durumda maalesef değiliz ama lütfen DM'den yazın bize evet mesaj olarak. Tek tek hepsini söyleyelim. Dilerseniz de web sitemizden kontrol edebilirsiniz. Web sitemizde hepsi mevcut. Onun dışında evet yine özel olarak yaptığımız şövalyeler var. Mini masa üstü şövalye. A4 şeklinde evet. Bunlar bu grubun hepsini özel olarak yaptırdık. Yine mağazamızda hepsi mevcut. Böyle ben hepsi bunu yine sadece sergilemek için herhalde alırdım. bunlar da yine kayın ağacından yapılıyor. Kendinden vernikli hepsi. Ah, çok sevindim.
Şöyle göstereyim diğerlerini de. Çünkü küçük tuvaller olduğu zaman bize çok çok soru geliyordu bize, hani var mı elinizde evet. Minik şövalyelerden diye. Ha bak şey, bu da güzelmiş. Bu mini natural çocuk diye geçer. Tam çocuk boyu gerçekten evet. Bu çok güzelmiş. Ya, tabii hepsi güzel de. Herkesin bir favorisi var. Şu da çok güzel. Evet. Şu. Yani evet, herkes favorisini var. Söylesin bakalım. Yani şunun bence çok güzel havası var. Sen onu verdin. Ben minik. Elif Hanım sizinki hangisi? Benim mi? Ben şu üçgeni daha çok beğendim ya. Evet, eğer üçgenden seçeceksek de en miniğini sevdim ben. Onlar bir A6 boyunca. Bu A6 mı? Tuval için çok ideal. Yani gerçekten bence. Çok güzel. Böyle 10-10 ölçülerlik tuval, 10-15 gibi evet. Onlar için çok benimki güzel. Benimki bu. Serkan'ın terkisi çok beğendim. Benim de oydu. Beraber seçtik. Tamam. Evet. Evet, şimdilik hemen hemen birçoğunu gösterdik diye düşünüyorum. Bütün tuvallerimizi gösterdik, sergiledik. Tuvallerimizi dediğimiz gibi istediğiniz ölçülerde bulabilirsiniz. Sorularınız varsa yine alalım. Şöyle genel itibariyle hepsini bir tekrardan gösterelim. Hepsini web sitemizde bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Son olarak bunu söyleyeyim. Evet, o zaman bu haftalık kapanışımızı yapabiliriz. Hep birlikte. Herkese iyi hafta sonları diliyorum şimdiden. İyi hafta sonları. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için. Bye bye.